Kertenkeleğinin hediyesi burada dostlarım. Büyük hediyesi. Şuna bir daha göstereyim. İçeri giriyor. Kapak orada. Gel beni aç diyor. Küçük hediyesi. Küçük hediyesinin de aynı kertenkele kafası yapılmış. O da burada. Resmeler. Şu küçük hediyeyi açacağız. Selam arkadaşlar. Yine güzel yerdeyiz. Yine bir anlatım videosuyla yine beraberiz. Bu bilgiyi de sizin için paylaşıyorum. Burası da çok önemli bölge. Şurayı bakalım. Şöyle açalım. Şurayı gördünüz mü dostlarım? Burada bir sunak var. Gayet net işçilik yapılmış. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Şimdi burada bir saklamaların, bir mezarın olduğunu söylüyor. Şuradan gelelim. Bir, şurada bir büyük sunak gibi yapılmış. Bu toplu mezarların burada olduğunu söyler büyük sunaklar. Buradan aşağı inelim. Burayı yapılmış. Bir, iki, üç merdiven yapılmış. Merdivenden aşağı indik. Şöyle çevirelim. Şöyle. Merdiven orada. Yukarıdan. Gayet net belli. Şurada ne anlatıyor bize? Mezar sunağı hemen şu arka taraftaydı. Şurada bir sanduka, kaya mezarı var dostlarım. Yapıştırmayı görüyor musunuz? Bak gayet net belli aşağı kadar. Şurası, şurası da aynı Orasan'la bak şurası yapıştırılmış. Şöyle, şöyle geliyor. Şurada belli zaten. Görüyor musunuz? Oradan şu şekil gelmiş. Şurası, şu bölüm bir sanduka mezar diyorum ben bunlara. Kaya mezarı dostlarım. Kayanın içi oyuluyor. Üstüne kapak Orasan'la yapıştırılıyor. Bir bidonda onu belki de görmüşsündür. Aynısı. Bu aynısı. Açılmışı vardı görmüştünüz. Burası da aynısı. Bu bilgiyi de size paylaştım. Sunağa hemen arka tarafında merdivenle iniyorsunuz. Şuraya baktığınız zaman bundan anlamıyorsan şu kesmelerden hiç anlaman imkansız, gayet net. Burada sanduka mezarın burada olduğunu biz net olarak görebiliyoruz dostlarım. Gelelim şimdi. Daha çok önemli bilgilerle paylaşacağız. Şimdi burada iki yön yapılmış. Bir tarafı mezara bakıyor, bir tarafı da bu yana bakıyor. Şöyle gidelim. Daha var mı başka? Burada bir yaşam olmuş. Saklamaların olduğunu bize söylüyor. En önemli noktaları gösteriyorum, işaretleri. Yön nasıl bulunur? Şurayı. Bugün de biraz güneş var ama şansınıza. Şimdi dostlarım bugün en önemli noktaları sizin için gösteriyorum. Şimdi buraya gelelim. Şu karşı tarafında sanduka mezar vardı. Örülmüş yer, farkındasınız, arka tarafında hemen. Şuraya gelelim. Aşağısı da uçurum, biraz zor duruyorum. Görebilirsiniz inşallah. Şurada da kanallar yapılmış. Gördüğünüz gibi şöyle kanallar. Kanallar yapılmış. Şurada bir murç vurulmuş. En önemli noktaları gösteriyorum sizin için. Şurada murç vurulmuş. Murcun yönü bu yana veriyor. Şuraya iki kaya konulmuş. En ön noktalardan başlayalım ki güneşin olması bazı görüntü kalitemizi düşürüyor dostlarım. Şurada gördüğünüz gibi bir oval yapılmış. Bak görüyor musunuz? Ovalın yönüne taraf, bu tarafa diyor. Bu tarafta bu bir saklamanın olduğunu odayı veriyor. Mihrap şeklinde yapılmış. Görüyor musunuz? Bak mihrap şeklinde yön olarak bu yanı veriyor. Buraya geleceğiz. Şuradan bir inebilir miyiz? Şuradan şöyle yapalım. Sarp çünkü aşağısı. Şöyle geldik. Şu kayalarda oturtturma. Kayanın bir figür gibi karşıdaki açılmış sanduka, açılmamış mezar var ya, sanduka, kaya mezarı, oraya bakıyor. Şöyle. Şurada bir oval yapılmış, görüyor musunuz? Ağaç çıkmış şöyle, görüyor musunuz? Bak karşıdan tam nasıl bilmiyorum da tam yakın çekim mi yapıyoruz yoksa? Şu şekil. Bu da yön olarak oval, bu yanı karşıya bak diyor. En önemli noktaları gösteriyorum. Şuraya gelelim. Bak bu da gizli yere yapılmış. Karşıdan baksan göremezsiniz. Görüyor musunuz şunu? Oval kısmı nereyi vermiş? Çok gizli. Bak bunu göremezsiniz. Bu da bu yönü vermiş.
Şöyle gelelim, karşıda ne göreceksiniz? Gördünüz mü? Ne var karşıda? Bir kertengele kafasına da benziyor. Bir kobra kafası sadece. Arka tarafı da tosbağaya benzetilmiş dostlarım. Gayet net belli. Gerçekten de süper. Şöyle havaya kakalım biraz. Gördünüz mü? Burnunu tutuyorum. Aşağı bakıyor. Aşağı girişte bir saklamanın olduğunu bize söylüyor. Şöyle bakalım. Yukarı kısımdan, dikkatli bakın, elimin olduğu yerden bir kanal iniyor. Bak, V gibi yapılmış. Bak, dikkatli bakalım. Şöyle. Şöyle. Şurada V'ye inmiş. Bak, V. Şöyle yapalım. Ha, şöyle V'ye iniyor. Şöyle kanal iniyor. Aşağı diyor. Gene kanal yönü bu tarafa vermiş. Kanal nereye gidiyor? Aşağı iniyor. Görüyor musunuz? Şu kayada oturtturma. Şöyle inelim. Tuzak gibi bir yer burası. Şöyle. Şu kaya sağlam mı? Basalım. Ha, sağlam. Kanal yukarıdan iniyor. V yapılmış üçgen gibi. Yöndene aşağı içeri iniyor. Şu kaya oturtturulmuş. Gördün mü? Kanalı kaybetmek için kanalı kapatmış. Şuradan tam çekimi yapalım. Şu bir yukarıdan inen aşağıdaki kafayı görüyor musunuz? Nereye bakıyor? Aşağı bakıyor. Burada girişi bize net olarak vermiş. Dostlarım, işaret böyle çözülür. Gördünüz mü? Balon, hikaye, sözlerle yok. İşareti gördüğün zaman işaretin sonucunu, neyin ne olduğunu böyle bu videodaki gibi göstereceksin dostlarım. Gördüğünüz gibi şuradaki yön dedim, yani şuradaki yön, karşıdaki kayadaki yön oval. Şu kayaların oturtturulduğunu net olarak bu videoda görebiliyorsunuzdur. Güneşten tam göremiyorum, kusura bakmayın. Görüyor musunuz? Alttaki beslemeleri şöyle biraz yaklaştırayım. Görüyor musunuz beslemeleri şu kayaları? Oturtturulmuş. Burayı. Altı da uçurum. Altı da uçurum. Allah etmeye. Arkaya doğru gidiyorum neredeyse. Gidecektik. Görüyor musunuz? Altı uçurum. Parçan kalmaz. Öyle bir yere yapmışlar ki. Şöyle. Hani her şey burada ya. Diyor ki burada. Öyle bir güzel işaret kullanmışlar ki arkadaşlarım. Gerçekten de dostlarım, süper bir işaret. Bak, şu kaya V yapılmış. Bak, şu yönü de uzun yön yapılmış. Aşağısı uçurum, uzaktan çekeceğim. Gördünüz mü? Şöyle bak alalım. Bak, gördünüz mü? Bu yönü kısa. Bak, şu yönü uzun gidiyor. Nereye gidiyor o gidince? Karşıya bak. Kaldırdım. Gördün mü? Yön nasıl bulunur? Böyle bulunur. Bak, gerçekten de bu kadar süper bir yönleri takip ettiğin zaman, bak dikkatli bakalım. Şu V gibi, üçgen gibi. Bu tarafı kısa. Uzun yönünden bakacağız şimdi. Bak, uzun yönünden kaldırıyorum kamerayı. Şöyle. Şu şekil. Yön gidiyor. Nereye gidiyor? Bak, yön gidiyor. Tam karşısında görüyor musunuz? Karşısında ne var? Dedim ya. Bir kertenkele gibi kafası ya da yılan kobra kafası gibi figür. Üst tarafı da tosbağa yapılmış. Şu kayada yanına tuzak olarak yerleştirilmiş. Gerçekten de inanılmaz. Ve yukarıda da kanal iniyor dedim ya. Yukarıdan kanal V gibi aşağı verilmiş uzun yönü. Ya gerçekten yönler çok önemli arkadaşlarım. Dediğim gibi yönleri takip etmek önemli. Burada siz bu fikri almışsınızdır herhalde. Yönden baktığınız zaman karşıdaki orijinal. Şurayı bir inceleyelim. Bunlar, bu kayalar oturtturma. Şunlar da oturtturma, zamanla önüne bir şey gelmesin diye. Şu güzelime bak. Burnuna bak. Görüyor musunuz burnuna? O kadar süper işçilik yapılmış. İçeride bir saklaması var. Gel beni çıkar diyor. Şimdi işte ben de bugün keşif ama. Şimdi dostlarım, gördüğünüz kafa, gözleri de belli. Şurada ne diyor biliyor musun? Şu kaya oturtturmaydı ya. Bana diyor ki gel burayı bana çıkar diyor. Bak şimdi dikkatli bakalım.
Bak şimdi karşıdan çekimlerimize devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Şurası kesme. Şuradaki içine sokulmuş kayayı görüyor musunuz kesmeyi? Bak dikkatli bakın arkadaşlarım, Orasan. İçeride kesmeyi gayet net belli. Çatlamış sokarken. Kesme gayet net belli değil mi arkadaşlarım? Çok belli. Şöyle şuradan buradan içeride. Evet. Çok belli kesme ve bu içeri sokulmuş. Burada bir hediyesi var. Gerçekten de tam tosbağanın indiği yer, kafasının ucu bakıyor, dil gibi hatta aşağı bakıyor. Burayı da adamlar kapağı girişi gelmiş koymuş. Şunları da tuzak gibi yapmış, görüyorsunuz onları. Ama altında giriş var. Şu kayayı, normalde şu kaya buradan çıkar. Biraz Orasan da var gördüğünüz gibi belli kenarlarında. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Gel beni aş diyor bugün. Keşif amaçlı gelmiştim. Kaplumbağa da benziyor. Ama kertenkeleye çok kafası benziyor. Gördüğünüz gibi tam yere bakıyor. Altta da içeride girişi. Bana diyor ki ben buradayım diyor. Dostlarım, bugün keşif amaçlı. Çünkü mesajlar gelmişti. Anlatım. Abi anlatım videoları çek, işaretler hakkında. Ben de sizin için çektim ama burada bir hediyesi. Öteki videodaki buranın hediyesini piyonterle bir de dedektörle alan taramayla gelip burada keşiflerimizi yapacağız. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Buralardaki bu kayalar tüm örtme. Şuradakini görüyorsunuz ve şurada da bir hediye olma ihtimali olur. Şurası Orasan, kayaya tutturulmuş. Gayet kaya düz tıraşlanmış. Görüyor musunuz? Burada da bir hediyesi var ama gerçek hediyesi şurada. Şu kertenkeleye mi diyelim? Şunun tam bir tosbağa gibi arkası. Tam baktığı yerin altında. Ama ufak hediyesi de şurada. Alıp gitsinler diye. Şunlar Orasan bak. Görüyor musunuz? Şu kaya oturtturma. Net belli Orasan. Hediyesi de şurada. Onun da kafası kertenkeleye gibi yapılmış. Görüyor musunuz? Şurada. Ama burada da hediyesi orada. Bunu başta bunu sökelim. Ufak hediyesini sökelim. Buranın işçiliği zor. Burası bizi aşar. Ne dersiniz? Görüyorsunuz. Büyük hediyesi orada. Küçük hediyesi de burada. Aynı kertenkele. Aynı buradaki iki kafa gibi yapılmış. Karşıdan çekim alalım. Şimdi şuradaki büyük hediyesinin olduğu yer, küçük hediyesinin olduğu yer de orada. Kafası da aynı, görüyorsunuz. Burası da güzel bir, evet çok güzel örülmüş, tıraşlanmış. Şunlar Orasan. Bunu sökebiliriz. Bunu sökebiliriz. Tıraşlanmış. Şurayı bir Orasan vurulmuş. Evet. Bunu sökebiliriz. Yorumları bekliyorum. Kafa aynı. Bizi şuraya gelelim. Gördünüz mü? Taşın altına mükemmel bir kasa yapılmış. Dostlarım, böyle baktığınız zaman hiçbir şey göremezsiniz. Sadece şurada bir işaret göstereceğim size. Görüyorum. Şurada. Gördünüz mü? İşareti. Saklamaları içeri giden mihrap gibi yapılmış saklamaları görüyor musunuz? Karşıdan çekeyim size. Ne diyor bize? Burada bir saklamalar olduğunu bize burada söylemiş ama biz bunu gayet net bulduk. Saklamalarımızı bulduk. Sandık mezar bulduk. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yer keşfetmiş olduk. Şöyle. Burada kertenkelenin hediyesi burada dostlarım. Büyük hediyesi. Şuna bir daha göstereyim. İçeri gidiyor. Kapak orada. Gel beni aç diyor. Küçük hediyesi.
küçük hediyesinin de aynı kertengeler kafası yapılmış. O da burada. Esmeler. Bunu şu küçük hediyeyi açacağı zaman en yakın zamanda bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın dostlarım. Videolarıma like atmayı unutmayın.